Alanya'nın muzları ne güzeldir kızları. Bir tane alam dedim, çekilmiyor nazları. Masa üstünde pekmez, bu pekmez bana yetmez. Senin alacağın maaş, benim süsüme yetmez. Ay doğar elek gibi, gün doğar melek gibi. Bizim köyün kızları, turfanda kelek gibi. Efendim, bizim Toros dağlarında yaşayan yörük genç kızlarımızın ve yörük genç evlatlarımızın birbirine yazdığı maniyle başlamak istedim söze. Hak dostum, hak. Efendim, bahar gelmiş, çiçekler açmış, kuşlar ötüyor cik cik cik. Gökyüzünde güvercinler tahla açıyor ardı ardına, cibili cibili şak 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 diye. Köy kahvesi de bir hayli hareketleniyor bahar gelişinden. Eskiden gelmeyen emekli milletvekilleri artık daha sık gelmeye başlıyor kahve. Kahvede ne kahve? Temel kahveyi baştan sona donatmış. Süsünü, püsünü, tablosunu. Kapıdan girer girmez karşımda seni kocaman, post bıyıklı, kıvırcık saçlı, çerçeveletilmiş bir tablo bekliyor. Altında da bir söz. Bu fani dünyaya tek geldik, tek gideriz. Bizi üç kuruşa satanı biz beleşe veririz, diyor muhteşem şahıs Müslüm Baba. Kahve sahibi Temel'in en sevdiği sanatçı Müslüm Baba. Tabi seveni çok. Allah rahmet eylesin. Efendim, kahve halkı sık gelmeye başladığı için bizim Temel'de tost makinesi zaten var. Bir de diyor, bunun yanına bir ızgara alayım. Izgaranın üstüne ufak ufak köfteleri, ciğerleri yollayayım. Bizim kahve halkına kaktırayım bunları. Niye? Para gelsin. Kahvede kimisi okey masasında vuruyor taşları şak şak şak. Kimisi batak oynuyor, almış kağıtları pat pat pat. Kimisi de televizyonu izliyor sabahtan akşama kadar. Gözünü dikmiş, at yarışı, bilmem spor, bilmem son dakika. Öyle gününü geçiriyorlar. Boş boş. Kimisine göre boş ama hayat felsefesi adamın. O arada televizyonda bir son dakika haber. Bir milletvekili önüne toplanmış ahali. Şöyle diyor. Ey insanlar, size Yüce Allah'ın bir ayeti kerimesini paylaşmak isterim. Ayette buyurur ki, ey insanlar, hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Evet, hepimiz Bingöllüyüz. Oradan herkes şak 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 alkışlıyor bunu. Tabii gözler orada. Neyse diyorlar, bitti, reklam falan girdi oraya. Kahvenin kapısı açılıyor. Bir genç giriyor içeri. Yüzü, gözü perişan. Görsen Allah beterinden saklasın. O köşeye geçiyor böyle sessiz sessiz. Bunun kahvehanesinin dikkatini çekiyor. Bu çocuk normalde öyle değil. Ne oldu oğlum sana? Abi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ulan sordum işte, anlat. Bizim Türk insanı öyle. Önce soracaksın, ondan sonra anlatacak. Aynı yokuş aşağı aküsü bitmiş vurun, arabayı vurdurursun ya, aynı öyle. Arabayı vurduracak, çalışacak. Bizim adama da soracak, anlatacak. İyi tamam, anlatayım abi diyor. Tamam anlat. Abi biz zamanında bir meslek edinmek istedik. Bir kahve açtık kendimize, fal kafe. Sloganımızdan müthiş bir şey. Kahve sizden, fal bizden. Abi neyse, çok güzel gidiyor işler, tıkırında paramız geliyor elhamdülillah, ama
aklın 11 köşesinde niye fazladan para kazanmayayım? Bizim yan mağazada da terzi Müfit abi var. Eski hoca. Gündüzleri terzilik yapıyor. Geceleri de cin çıkartmaya gidiyor. Bu bir gün bana geldi, yolda karşılaştık, oturduk, bana diyor. Ula Muhittin, sana bir teklifim var. Söyle abi, nedir teklifin? Ula, sana gelenler trilelli kahveye fal baktırmaya. Bana gelen, cin çıkarmaya gelenler trilelli. Gel gücümüzü, kuvvetimizi birleştirelim. Paraya para demeye. Abi olur mu öyle şey? Ben ne anlarım cin çıkarmaktan? Ben kahveyi içerler, falına bakarım, ondan sonra onlar ister yapar, ister inanır, ister inanmaz. Yok dedi, ısrar ulan yapıştı pislik gibi. Tamam abi dedim ya, tamam. Geleceğim. Ula bu arada beni bir hafta sonra beni geçiştirdim. Nereden bileyim ciddiye aldığını? Telefon çalıyor. Dililit dit 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 dit. Telefon iPhone. Ondan sonra alo diyorum. Muhittin ne yapıyorsun? Abi evdeyim, oturuyorum. Hele çabuk hazır ol. Abdestin neyim al. Bir tane taze gelin var, yeni gelin. Ona cin girmiş. Seninle gideceğiz cin çıkartmaya. Abi ne cini, ben ne anlarım cinden? Yok, hala yapışıyor. Tamam abi dedim, geleceğim falan. Ama dedi abdesti de al. Abi abdest ne alaka falan. Ben ilk defa cin çıkartmaya gidiyorum. Gittim, boy abdestimi neyim aldım. Meğersem normal abdest alınacakmış. Bu çayı yükseltti bende, ne bileyim. Neyse. Biz gittik eve. Müfit abi önceden rezervasyon yapmış. İki tane hoca gelecek. Abi bana kapıda bir muamele yapıyorlar. Ceketimi alıyorlar. Ayakkabımı çıkarıyorlar, terlik koyuyorlar, kolonya bilmem şu falan. İzzeti ikramda sınır yok. Neyse, girdik içeri, herkes içeride. Kızım, anası, babası, halası, yengesi, eltisi, dayısı, emmisi, yedi sülalesi odada. Biz de girdik koltuğumu, oturduk köşesine. Müfit abi diyor, kızımız nerede gelsin? Bana da diyor, Müfittin hele koy, kız otursun yanımıza. Tamam abi, tamam. Otursun. Kız geldi aramıza. Kıza cin gelmiş ya. Ula kız, bir fingir diyor. Ben iki tane fingir diyorum korkundan. Kız bir fingir diyor. Ben iki tane fingir diyorum korkundan. Oradan biri soruyor, hayırdır hoca, korktun mu? Yok canım, ne korkacağım? Her gün cin girmiş kadınla yatıyorum sanki. Bizim Müfit abi de çaktırmayacak. Ortalığa şöyle bir laf atıyor. Diyor, yok yok. Ne korkması? Irsi o, ırsi. Aldı dalgayı. Transa geçir diyor. Müfit abi. Lan ne transa, altıma bırakacağım. O arada evde de bir tane velet var. Böyle 9 mu diyeyim, 10 mu diyeyim, 11 yaşında mı diyeyim. Böyle bir şeyler. Geliyor odaya. Anne, anne ben hocaya bir şey soracağım. Ne soracaksın hocaya kızım diyor annesi de. Hoca da hocaya her şeyi biliyor güya. Eski imam, eski. İyi tamam sor diyor. Bu gelmiş hocaya diyor ki. Hocam. Canım hocam. Biz okulda ders görüyoruz da unuttum. Ben sana bir soru soracağım. Sor. Diyor. Ankara Savaşı nerede olmuştur? Ulan Müfit abi şöyle duruyor, sinirli biraz ha. Ulan Ankara Savaşı nerede olacak? Uganda'nın Mucubici kentinde. Bu nasıl diyor iş arkadaş? Sana okulda ne öğretiyorlar diyor. Sen hiçbir dersi anlamıyor musun? Neyse, sinirleniyoruz ki. Çocuk da bir alamet. Bu zamanın çocukları lafın altında kalır mı? Diyor. He öyle. Bilemezsen bilemem. Ne olacakmış? Hem bir öğretmen tüm dersleri anlatamazken bir öğrenci niye bütün dersleri anlamak zorunda?
Bir de şöyle değişik bir hareket yapıyor. Nereden izlediyse velet. Valla çık git dışarı diyor Müfit abi. Çık git. Senin gibi evladın. Tövbe tövbe yarabbim. Neyse orada bir tane meraklı birkaç tane daha genç var. Gencerek böyle 18-20. Ya hocam çocuk bir tane sordu ben de sorayım. Sor haydin, sor haydin. Şuraya cin çıkartmaya gelmişik. Diyor. Hocam geçen gün bulmacada tüm sorular çözdüm. Bir tanesini çözemedim. Nedir? Söyle hadi çabuk çabuk. Diyor. Hocam bulmacada gelin promosyonu. Gelin promosyonu. Ola bizim Müfit abi. Ola aklıma bir şey gelir. Baldız. Derken orada adamlar. Abi hocam konuşma yapma ayıp oluyor. Baldız olur mu gelin promosyonu? Çeyizdir o herhalde çeyizdir diyor. La ula ne çeyizse gidin alın çeyizinizi. Şu cini bir çıkarak gidelim şuradan. Herkesi çıkartıyorlar kocası kalıyor. Karını çıkmayacak diyor. Sen de çıkacaksın dışarı. Niye çıkacağım ula? Niye çıkacağım? Karı benim karı. Kocasıyım orada otururum ne var? Odan babası çık lan dışarı. Koca da diyor. Oğlum sen kızı kurtarır. İstersin istemirsin. İstiyorum diyor. O zaman çık dışarı. Neyse bu adamı da alıyorlar dışarı. Bizim Müfit abi kızı şöyle ayaklarının dizinin önüne alıyor. Başından belli de bir tane çubukla gelmiş. Acaba diyorum neyi ne yapacak bu çubukla? Meğer iş görecek. Kızı bu karşısına aldı. Cebinden de yalandan bir tane Kur'an çıkarıyor. Bunu okuyacak. Kız karşısında. Şöyle ediyor. İnni finni cinni girdi çıktı Allah. Lan dinime imanıma öyle görmemişim daha ben hayatımda Kur'an okumak. Dedim bu çakma çakma. Şimdi anladım çakma hoca olduğunu ama iş işten geçti. Ben de dedim madem ulan biri biz yanlış okuyor madem. Ben de doğrusunu okuyayım ayetel küsü okuyayım bir tane Allah çakmasın bizi. Neyse bu iyice gaza geldi. Trans, mıras, çırans her şeye girdi. Kızı iyice alıp sinirleniyor. Sopaya, değneği almış eline. Adiyi söyle. Söyle adiyi. Söyle adiyi diyor. Böyle vuruyor kafasına. Kızın kafa şişti oradan. Kadının kocası sinirlenmiş. Cam pencere indiriyor. Bu adamı zor tutuyorlar orada ama kapı yarı camdan. Ben gölgesini görüyorum. Adamın gölgesinden korkulur arkadaş. O nasıl bir şey? Ben cinden değil adamdan korkuyorum. Neyse bizim Müfit abi iyice kendini ne diyor ben de bilmiyorum valla. Ne yapıyor ediyor ben de bilmiyorum. Peşine takıldık gelip. Bu iyice geldi dedi. Şöyle etmiş. Artık kız böyle fingirdir 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 yerinde durmuyor. Müfit abi demiş, kız iyice hararetlendi, Karadeniz'deki dalgalar gibi bir vuruyor bir. Görürüm seni, görürüm seni. Eteğin altında san, eteğin altında san. Çıkart eteği, çıkart eteği diyor. Bizim Müfit abi. Ula, kızın kocası dışarıda rahat durur mu? Lan ne eteği, ne eteği, ne çıkartması. Ulan ben bir yandan altıma saldım salacağım korkumdan. Allah çarpacak bizi. Neyse bizim Müfit abi kendini kaptırdı. Nedir işin sonu nereye gidecek bilmiyorum. Ben kurtulalım en sonunda artık. Kurtulalım şundan ya. Kapıyı açtım. Dedim iş bitsin artık gideceğim. Abi kapıyı açmaz mı olaydım? Açamaydım bilemedim. Adam kapıyı açmasıyla beni kucağına bir aldı. Yukarı bir vuruyor, aşağı bir vuruyor. Yukarı vurdukça ahizenin kristalleri ağzıma giriyor. Aşağı vurdukça halının deseni suratımda. Mahvolmuşum. Bize girişte yaptıkları izzeti ikramı, keki pastasını burnumuzdan çıkarıyorlar. Neyse ben dayağı yedim. Bakıyorum o arada Müfit ne yapıyor? Müfit de pimpon topun gibi duvara gidip geliyor, gidip geliyor. Güya deli numarası yapıyor adamdan dayak yemeyecek. Cin ona gir dedi. Biz zar zor çıktık evden. Arabaya bindik gidiyoruz. Müfit'e bakıyorum arka koltukta. Niye sesi çıkmıyor bunun? Olay bitti. Müfit
Ha böyle elleri şöyle bir şeyler olmuş. Dili çıkmış böyle. Cin çarpmış bunu. O zaman dedim ben. Bu zamana kadar yediğim en güzel dayak buymuş diye. Niye? Ben adamdan kaçsam adam müfiti yakalayacak. Cin kimi çarpacak? Beni çarpacak. O zaman dua ettim işte. Sabaha kadar sövdüğüm adama dua etmeye başladım. Şimdi karşımda olsa her yerini öperim. Ben yine 8-10 güne düzeldim. Yürümem, şuyum, yüzüm, gözüm az çok bu iyi halim abiler. Bizim Müfit abi 8 ay normale dönemedi. 7. ayda yürümeye başladı. Altına hala bez bağlıyorlar. Ayağını biri şuradan çıkmış, sürüyor. Bunu ama hastahane hastahane, fizik tedavi, bilmem uroloji, müroloji, göroloji, bilmem onun boyu her yere götürmüşler anca o kadar. Ula dudağını aşağı indiriyorlar, burnu yukarı kalkıyor. Gözünü aşağı indirirler, kaşı yukarı çıkıyor. Adamı anlayacağınız cin içinden girmiş daha çıkmamış. Çıkmaz da olsun. O günden sonra ne ben onu gördüm ne o beni gördü. Gittim kahvehaneydi, fal kafeyi de kapattım. Dedim falıla, pulula, cin ile, in ile, min ile hiç işim olmaz. İşte böyle anlatıverdi kahvedeki genç adam. Biz de gördük ki öyle her hacı hoca olanın arkasından koyun gibi gitmeyeceksin. Soracaksın ya Allah'ın kitabı karşında oku aç. Arapçasını bilmiyorsun aç. Türkçe meali. Neyse efendim. Yani diyeceğim o ki insan olmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun. Kaç para? Hırka, tesbih, poz, seccade güzel ama Allah kanar mı bunlara? Kanar mı? Efendim, sakiye sohbet kalmazmış baki, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola,